Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. şehidi Mehmet Murat da, hainler onun karşısına çıkmaya cesaret dahi edemedi. Mehmet'i sırtından vurdular. 6 ay önce dünya evine girmişti Mehmet Murat da. Acı haberi baba ocağına tez ulaştı. Yine Afrin operasyonunda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın adı bugün eşinin görev yaptığı okula verildi. Afrin'de teröristlerle sıcak temas sağlandı. Hainlerin namlusundan çıkan o kör kurşun Mehmet Murat Dağ'ını yaraladı. 25 yaşındaki uzman çavuş kurtarılamadı. Zeytin Dalı Harekatı'ndan 3. acı haber onun şehadetiyle geldi. Kaldıracağız abi. Harekatın 4. gününde acı haberler arka arkaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Murat Dağ 6 ay önce evlenmişti. Hainler Afrin'de 1027 rakımlı tepede uzman çavuşu kanasla sırtından vurdu. Ağır yaralanan uzman çavuş yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haber Kayseri'deki baba evini kor gibi yaktı. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta son yolculuğuna bugün uğurlanacaktı ama cenazesi yarına ertelendi. Eşi Antalya'da öğretmenlik yapıyor. Onun görev yaptığı okula şehidin adı verildi. Tabela bugün asıldı. Şehit Üsteğmen'in 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yaptığı konuşma hafızalara kazındı. Bu saldırıların tek nedeni bölücü ve gericilerin hain emellerini gerçekleştirmeye engel olarak karşılarında Atatürk ilke ve devrimleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Cumhuriyet'in kazanımlarını görmeleri. Vasiyetiyle tüm Türkiye'nin yüreğine dokunmuştu. Şehit Musa Özalkan, Genelkurmay Başkanı şehit evine gitti, acılı aileye taziyelerini iletti. Musa'nın da kanı yerde kalmayacak. Genelkurmay Başkanı, şehitlerin kanı yerde kalmayacak, terörü bitireceğiz dedi. DAEŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikleri cevap alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler.